Şener, Erdoğan olan biteni anlatmak yerine niye ispat edin, diyor. AK Parti kurucularından Abdüllatif Şener, Muharrem İnce'nin, Erdoğan, partiyi kurmadan önce Pensilvanya'dan icazet almaya gitti, iddiasıyla ilgili konuştu. Şener, Sayın Erdoğan olanı biteni açıkça anlatmak yerine, niçin, ispat edin, diye zorlar, anlamıyorum, dedi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi kurmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'ye gidip Fethullah Gülen'den icazet aldığını söyledi. Erdoğan, bu iddiaya sert çıkarken İnce'yi ispata davet etti. AK Parti'nin kurucularından olan CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener de konuyu sözcüden Saygı Öztürk'e değerlendirdi. Şener'in ifadeleri şöyle, Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ye gitti mi, gitmedi mi, bir polemiktir almış başını gidiyor. Sayın Erdoğan olanı biteni açıkça anlatmak yerine, niçin, ispat edin, diye zorlar, anlamıyorum. Elbette onun Amerika Birleşik Devletleri ziyaretleri, önceki başbakanların da, cumhurbaşkanlarının da toplam ziyaretinden fazladır. AK Parti 2001 Ağustos'unda kuruldu. Kuruluş çalışmalarına bir yıl önce yoğunlaşılmıştı. Ve onun öncesinde Erdoğan'ın bir Amerika Birleşik Devletleri ziyareti var. Mayıs 2000'de, Erdoğan'ın o kritik Amerika Birleşik Devletleri seyahati, AK Parti kuruluş çalışmalarına başlamadan önce apar topar gidilen Amerika Birleşik Devletleri seyahati, yanında kimler... Öztürk'ün yazısının ilgili bölümü şöyle, CHP adayı Abdüllatif Şener, AKP'nin kuruluş aşamasında Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ye yaptığı geziye, Ali İbiş, Ahmet Ergün ve Turhan Çömez'in de katıldığını belirtti. Ancak Çömez ve İbiş, Şener'in iddiasını ne doğruladı ne de yalanladı. Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında soruşturma açıldığı dönemde yurtdışına giden ve bir daha dönmeyen eski AKP milletvekili Çömez, bir değerlendirme ve yorum yapmak istemediğini belirtti. Doğru bulmuyorum, AKP'den bir dönem milletvekilliği yapan, üniversite mütevelli heyeti başkanlığı görevinde de bulunan Ali İbiş, yakın çevresine, bu iddialar nereden çıkıyor anlamadım. Seçim öncesinde böyle bir şeyin gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum, dedi. Aynı gezide bulunduğu belirtilen ve Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen iş adamı Ahmet Ergün'e ise ulaşılamadı.